Merhaba arkadaşlar. Eğer gündemi takip ediyorsanız 2-3 hafta önce bir Volkswagen dalgası, yani haber dalgası daha doğrusu, Almanya'yı vurmuştu. Çok konudan alakasız olanlar varsa şöyle özetleyelim. Volkswagen'ın işleri iyi gitmiyor. Bir de bunun üstüne biliyorsunuz nasıl firmalar belli işte yasalarla, çalışma şartlarıyla işçileri sonuçta kendilerine bağlıyorlar ya. Yani kafasına göre işçi çıkartamıyorsun ya. İşte Volkswagen da dedi ki biz dedi bayağı zarara gidiyoruz. Artık parası neyse vereceğiz ve insanları işten çıkartacağız dedi. Yani o da tabii bayağı bir herkesi korkuttu. Şimdi ben başka bir daha detaylı finans sayfasında Volkswagen'ın bunun için 900 milyon euro ayırdığını duydum sadece işten çıkarmalar için. Bilmiyorum rakamı kafanız alabiliyor mu? Yani neredeyse 1 milyar euroya yakın bir parayı adamlar sadece işten çıkarma tazminatlarını ödemek için kenara ayırmışlar artık. Artık işler ne kadar kötü gidiyorsa yani o parayı ödeyerek insanları işten çıkarmayı göze alıyorlar. Neyse bu birinci durum. Hemen bunun öncesinde de BASF diye kısaltılmışı var. Kısaltması yani firmanın Almanya'nın en büyük kimyasal firması. Yani dünya çapında büyük, 170 senelik bir firma aşağı yukarı. Milyar dolarlık cirolar, satışlar yapıyor. Bütün ne kadar ne yaptığı internette de kendiniz bulabilirsiniz ilgiliyseniz eğer. Bunların da CEO'su çıktı, dedi ki biz dedi bütün dünyada kar yapıyoruz ve dedi tek kar yapamadığımız ülke Almanya. Almanya'dan süreç içinde çıkmayı düşünüyoruz dedi. Ve adam şöyle bir şey söylüyor. Almanya'daki çalışan sayımız aşağı yukarı işte 39 bin kişi, yani 39 bin kişi bundan etkilenecek deniliyor. Bu şu demek, yani ileride 39 bin kişi kademeli olarak işini kaybedecek demek. Ve kaydırdıkları yerde kar yapamadıkları için Almanya'da hem kimyasal şeyleri, laboratuvarları hem fabrikaları Fransa ve Çin'e kaydırmayı planlıyorlar. Adam bunu açık açık da söyledi. Yani dedi ki Alman firması olarak burada kar yapamıyoruz. Dolayısıyla Çin'de ve Fransa'da üretime geçmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla orada yeni iş kolları yaratacaklar insanlar için. Şimdi şunu düşündüm. Bu Volkswagen'ın da aşağı yukarı kaç kişiyi işten çıkarabileceğini hesaplamaya çalışıyorlar şimdi. Tabii herkes farklı bir şey söylüyor. Kimisi 19-20 bin kişi etkilenir diyor. Kimisi de işte yine 30-40 bin falan etkilenir. Aslında sadece iki tane firmayı baza aldığında bu az önce anlattığım kimyasal Volkswagen'a kimyasal firmayla Volkswagen'a düşündüğünüzde aşağı yukarı aslında belki 100 bine yakın kişi önümüzdeki dönem işini kaybedecek. 100 bine yakın kişinin işini kaybetmesi demek, çoluğu, çocuğu, anası, babası, araba ödemesi, ev ödemesi neyse. Tipik aileler genelde 3-4 kişiden hesaplanıyor. 4 kişi diyelim, 100 çarpı 4, belki 400 bin kişinin ekonomik olarak etkilenmesi manasına gelecek. Bu sadece iki firmadan. Bir de bizim konuşmadığımız küçük ölçekli denilen 200'e kadar işçisi olan, işte 500'e kadar işçisi olan ya da daha küçük 10 ya da 15 tane işçisi olan böyle küçük atölyeler, firmalar. Daha onlar da batıyor tabii. Herkes habere çıkmıyor ki. Ama aslında göz göre göre önümüzdeki yıllarda bayağı bir bangır bangır fakirlik geliyor Almanya'ya. Şimdi burada ilk defa bu Volkswagen olayından sonra medyada açıkça şey konuşuldu. Yani biz hani teknolojiyi kaçırdık, dijitalleşmeyi kaçırdık. İlk defa dijitalleşmeyi kaçırdık öz eleştirisini açık medyada ben bu dönemde gördüm. Oysa Ben mesela lisans tezimi, bachelor tezimi Spotify, biliyorsunuz ya Spotify herkes kullanıyor. Spotify ve dijitalleşme üzerine yazmıştım. Yani dijitalleşme gibi, dijitalleşen teknolojiler nasıl Spotify gibi platformlar ortaya çıkarıyor. Bu platformlar nasıl bütün endüstriyi yiyor, bitiriyor. Bununla ilgili bir tezim buydu yani. Bunu yazdım. O zaman daha birçok aslında profesörün, yani akademide insanın ve bunlar Alman akademisyenler, Almanya'nın nasıl dijitalleşmeyi kaçırdığını, mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bu tarz dijital platformlarda zaten yokuz. Diğer teknolojilerde de Amerika gibi ülkeler aslında Almanya'nın önüne geçecek ve bunu ileride yarışamayacağız yani, hani baş edemeyeceğimiz duruma gelecek diye ben yazdıklarını kendi kitaplarında okudum. Kendimi birebir okudum. Ve böyle yazılan kaynaklar, 2006'da yazılan kaynaklar vardı, 2008'de vardı. Tarihleri çok net hatırlıyorum çünkü profesörüm hani şey demişti, 20 seneden eski kaynakları kullanma demişti bana. O yüzden tezi de aşağı yukarı 3 sene önce yazdığımı düşünürseniz işte kullandığım kaynaklar hep en eskisi 2006, 2008, 2010 gibi. Ama o zaman işte daha böyle küçük akademik hayatta kullanılıyor, söyleniyordu bu Almanya'nın dijitalleşmeyi nasıl kaçırdı. Ama bu Volkswagen olayı şimdi bunu biraz daha nasıl söyleyelim sıradan insanın da tartışacağı moda getirdi. Biraz suyun üstüne çıkarttı açıkçası. Bir de tabii ben o kısmını tam net bilmiyorum ama aslında bu Volkswagen'ın olayının bir domino taşı gibi Avrupa ekonomisinde yansıyacağı da konuşuluyor. Bunu ne manada söylüyorlar bilemiyorum. Acaba şey olarak mı düşündüm sonuçta? Biliyorsunuz Avrupa ekonomisini işte motoru Almanya. O motor da artık gitmiyor ama ya da tökezliye gidiyor öyle diyelim. Almanya, Almanya'nın da belli başlı firmaları zaten bunlar. Belki o anlamda bir domino taşı metaforunu kullanmış olabilirler, bilemiyorum. Ben kendi gündelik hayatımıza gelecek olursak, geçen sene ben Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Dedim ki yani aslında bu işten çıkarmalar geçen sene hep sözü ediliyordu ama ana medyada yer bulmuyorlardı. Şey demiştim yani, abi seneye işiniz varsa şeysiniz, şanslısınız yani çünkü patır patır geliyor diye. Geçen de şu bu dönemde biraz böyle çok YouTube'dan tanıştığım insanlarla dışarı çıkıyorum falan. İşte IT, programlama, hani o tarz işlerde çalışan insanlarla falan da konuşuyoruz. Mesela şöyle bir şey söylendi. Ben tabii kendim de merak ettiğim için ChatGPT'yi de çok kullandığım için böyle soruyorum hani olay nerelere gidebilir, sizde nasıl hani durumlar diye. Çünkü onlar direkt teknolojinin içinde çalışıyor. Ben sadece o teknolojik ürünü kullanıyorum. Bu dediğimi 2-3 arkadaşımdan duydum. Farklı pozisyonlarda çalışıyorlar. Biri finans teknolojisinde çalışıyor, öbürü de bir şeyin, çok büyük bir firmanın yazılım yani yukarı şeflerinden biri, öyle bir şey. Bir sürü teamler oluyor ya, teamlerin başı, öyle bir şey. Şunu dediler, sektöre artık hani yeni tecrübesiz eleman almıyoruz. Junior deniyor galiba değil mi? Junior, o tecrübesiz, yani junior almıyoruz. Onun yerine eğer bir açık varsa, yapılması gereken varsa olan çalışanlara ChatGPT ile bu açığı nasıl hani kapatabileceklerini öğretiyoruz veya ChatGPT'yi işte bir üçüncü eleman konumuna konumlandırıyoruz. Üçüncü eleman gibi konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bizde işe almalar durdu falan dedi bütün o branşta çalışan arkadaşlarım. Ben tabii ki birebir içinde değilim ama işte başka arkadaşlarımızdan duyuyoruz. İtalya'da, Fransa'da böyle daha işte teknoloji, IT falan o tarz işlerde çalışan arkadaşlarım da genelde oradakiler, Almanya için değil bu, dediğim gibi sadece İtalya ve Fransa için tanıdıklarımız orada, çünkü işini kaybeden arkadaşlarımız iş bulamadı arkadaşlar. Yani diyorlar ki piyasada açık pozisyon yok. Hiçbir firma pozisyon açmıyor insan almak için. Biraz dijitalleşmeden girdim farkındaysanız. Dijitalleşme, ondan sonra biraz ChatGPT ve işte bilmiyorum sıradan insan hayatına nasıl vuruyor. Sıradan insan hayatına herhalde iş bulmak zorlaşacak, ben o şekilde anlıyorum. Daha bir de biraz Berlin'de sadece Berlin özel değil aslında, Almanya'da ev bulma problemi var. Videoda onu bahsetmemeyi de tam bilemedim. O da bir tam başta başına bir video konusu. Bir saniye. Şundan kahvede yaptım onu ben. Çok küçük bir şey vereyim size de ileride neyle ilgili video gelecek yani çınlatmış olurum. Şimdi 1,5 seneye aslında bir buçuk seneye burada kira anlaşmam bitiyor. Çok da güzel bir yerde oturuyorum. Ama çıkmak zorundayız yani, bitiyor çünkü. Ev aramam lazım ve tabii ki ev arayanlarla görüşüyorum. Tabii ki şimdi yapay zeka da fark ediyor tabii ev haberlerini görünce. Hani sabah kalkıyorum hemen, işte Almanya'da ev problemi, Berlin'de ev bulmak bu kadar uzun sürüyor gibi böyle bütün negatif haberleri bana pompalıyor. Neyse, şu artık bilmiyorum pozitif mi gelir negatif mi gelir ya da ne kadar süre pozitif ne kadar süre negatif, o ev süreci nasıl sürecek bilemiyorum. Herkes de farklı sürüyor. Şu anda yine çevremde bütün arkadaşlarım taşınıyorlar falan. Yakında ev videoları gelecek yani. Bilmiyorum, belki bakmaya giderken çekip gösterebilir miyim onu da bilmiyorum ama. Biraz da bir ev problemi var. Onu da hadi bu videoya anlatmayalım. Başka bir videoda belki istatistikle, rakamlarla söyleriz. Ama herkesin ev bulmada problem yaşadığını biliyorum. Ama Berlin'de olay daha da feci. Şimdi bu koşullarda dediğim gibi biz bence dağın tepesini görüyoruz. Bu iki firma çok büyük firma olduğu için. Büyük ihtimal birçok firma insan çıkartacak. Ondan sonra biz de takır takır işten çıkarmalar ve daha kötü bir ekonomi göreceğiz. Benim projeksiyonum bu şekilde, en azından bir sene için yani. Önümüzdeki bir sene için bence her şey ekonomik. Bazı da daha kötü gidecek çünkü en büyük firmalar bile dayanamıyor yani. Videoyu burada bitiriyorum. Dışarıdan gelenler varsa abone olabilirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.